Orada bir saniye, Mustafa İslamoğlu var. İslamcı bir yazar arkadaşımız, konuğumuz ve görüşlerinden dolayı cezaevinde yattı, çıktı. Neden yattı, neden çıktı? Hem Susurluk olayından da başlayabilirsiniz isterseniz. Sizden düşünce özgürlüğüne de geçebiliriz. Sayın Kırca, sonra da ben başlarken bir tanımla başlamak istiyorum. Sayın Kırca, ben önce üzüntülerimi ve protestomu bildirmek istiyorum. Burada siz hakem konumundasınız. Sistemi savunanların hala mikrofonu bırakmak istemediklerini görüyorum. Yani burada da baskılarını sürdürdüklerini görüyorum. Sistemin totaliter yapısının savunanlara bir ahlak biçiminde geçtiğini görüyorum. Buna sizin engel olmanız gerekirken, siz de galiba sistemin ürünü oluşunuza bir minnet borcu ödüyor gibisiniz. Ben buraya gelirken 12'ye kadar olduğunu programı yapan arkadaşlara söyledim ve böyle kabul ettiniz. Benim bundan sonra programım var bir başka ilde, konferansım var, oraya yetişmek zorundayım, yola çıkmak zorundayım. Dolayısıyla siz düşünce özgürlüğü derken bir ahlakı zedeleyerek başlıyorsunuz. Bu konuda üzüntülerimi bildirmeme müsaade edin. Biz de sözümüzde duramadık ama elimizde ve kolumuzda olmayan nedenlerle oldu. Buyurun efendim. Daha önce affedersiniz, daha önce bazı uyarılar aldım İslamcı yazar arkadaşlardan. Ali Bey oraya arpacı kumrusu gibi çıkarıyor İslamcı yazarları. Belli bir saatten sonraya erteliyor. Ben şuna da şahit oldum. Siz hakemsiniz burada. İki takım maç yaparken bazen maça giriyorsunuz. Karşı takım atağa geçince topu alıp bazen rakip kaleye de atabiliyorsunuz. Yani hakem rolünüzü oynayıp rakip takımın oyuncusu gibi davranmamanızı istiyorum. Efendim ya, bu konuda da düşüncelerini ifade etmekte özgürdür Mustafa Bey, buyurun. Şu anda 25 gün önce cezaevinden çıktım. Bir cümlemden dolayı 1,5 yıl, yani bir köşe yazımda geçen bir tek kelimeden dolayı sistemi kuranlar sistemi kurdukları yıllarda dikta ile idare ettiler cümlesinde geçen dikta kelimesinden dolayı 1,5 yıl ceza yedim ve yattım. Yine Kürt Forumu diye bir insan hakları derneğinin düzenlediği bir forumda Kürt sorununa İslami çözüm başlıklı bir bilimsel tebliğ sundum. O tebliğinden dolayı da 1 yıl 159. maddeden, Sayın Çetin Altan Bey'in şu anda yargılandığı maddeden ceza yedim. Basına kapalı bir forumdu değil basına mi? Basına kapalı yani bir forumdu. Efendim, dinleyicisi yoktu. Sadece aydınlar, siyasetçiler arasında sorunun çözümüne yönelik bilimsel bir forumdu. Kapalıydı, dinleyici yoktu. Dolayısıyla 2 gün boyunca biz sorunun nasıl çözüleceği konusunda aydınlar ve siyasetçiler arasında çözüm formülleri sunduk. Ben de İslami bir çözüm sundum. Orada sunduğum çözümden dolayı, tebliğden dolayı tam 1 yılla mahkum edildim ve 2 cezamı da yattım. 20 küsür gün oldu çıkalı, hala hapishanenin dumanı üzerinde tütüyor. Bu noktada burada konuşan arkadaşlardan daha fazla düşüncenin bedelini ödediğimi sanıyorum. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Parmak ayı gösterirken parmağa bakarlar. Aya bakarlar, parmağa değil. Burada gördüğüm hep parmağa bakılıyor. Sorunun temeline, özüne inilmiyor. Kabuk tartışılıyor. Adeta gündem değiştiriliyor gibi. Bu ülkenin sorunu Susurluk sorunu değildir. Susurluk ne ilktir ne son olacaktır. Bu ülkede Susurluk'tan önce de birçok suistimaller olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu ülkede sorun sistemdir. Sistemi tartışamayanlar Susurluğu tartışmakla aslında sistemi tartışmayı göz ardı etmek istiyorlar. Yani suçu örtüyorlar. Öncelikle bunu ele almak lazım. Sistemi niye tartışmıyorlar? Çünkü sistemden beslenenler sistemi tartışamazlar. Öncelikle bunun altının çizilmesini istiyorum. Sistemden beslenen insanlar beslendikleri sistemin için tartışsınlar ki? Çünkü onlar veli nimetlerini tartışmazlar. Onlar sisteme bedel, diyet borcu vardır onların. Onun için tartışamıyorlar.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ülkede ben temsilcisi, sözcüsü olduğumu sandığım şurada en azından bu mecliste bir kesim vardır. 73 yıldır mağdur bir kesim. Özellikle ben o kesimi Müslüman kesim diye adlandırıyorum. Yani siz İslamcı da diyebilirsiniz. Ama bu ülkenin sessiz çoğunluğunu oluşturan o Müslüman kesim bugün evlatlarını okutmak için başörtüsü yasağıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bir başka yerde kimse burada aczi mendilerin uğradığı zulmü söz konusu etmiyor. Çok garip değil mi? Gerçekten bir kıyafet yüzünden şu anda o insanlar Eskişehir cezaevine reva görülüyorlar. Ve onları da savunmak buradaki demokratların boynunun borcuydu. Ben bu çifte standardın kaldırılmasını tüm demokrat arkadaşlardan rica ediyorum. Bu ülkede mazlumun dini sorulmamalı, ideolojisi sorulmamalı, mezhebi sorulmamalı, meşrebi sorulmamalı, hiçbir şeyi sorulmamalı. Mazlumsa eğer bu ülkede herkes onun arkasında olmalı. Olmalıyız diyorum hepimiz hep beraber. Çünkü düşünceye yönelik, inanca yönelik her türlü saldırı bir doğal afet gibidir. Bir zelzele gibidir. Bence öyledir. Ve düşünceyi yasaklayan her türlü yasak eşkıya yasağıdır. Ben bunun acısını çektim. Çünkü düşünmek insanoğlunun en büyük erdemidir. Bu erdemi siz yok ettiğinizde insanın insanlığına yönelik bir hakaret yapmış olursunuz. İnsana yönelik bir hakarete insan olan herkesin karşı çıkması gerekir. Bu ülkede düşünene kuduz köpek muamelesi yapılıyor. Söyler misiniz bana? Her ışık görülen yere bir kova su alıp koşunca kimin nesi artıyor? Bir ülkenin önünü açan insanlar düşünürlerdir. O ülkenin aydınlarıdır. Ama üzülerek belirteyim ki düşündüğünüz zaman düşüncenizin bedelini fena halde ödüyorsunuz ki biz bunun bedelini ödedik. Müslümanlar bu ülkenin kızıl derilisi gibi. Ben öyle görüyorum. En azından yani bu ülkenin kızıl derilisi muamelesi yapılıyor ve adeta kovboyları var. Hangi kovboylardır onlar bilmiyorum ama bize bağışlayın ben 3 saattir dinledim. Ben 3 saattir dinledim. Ben bir açıklama istiyorum. Ben hangi dine mensup olduğumu soruyorlar. Müslümanlar deyince Kurul Bey ben de Müslümanım diyor. Hayır ben kendisi beni hangi dinden kabul ediyor acaba? Sayın Kırca, düşünce özgürlüğünden söz ediyoruz ve ben bunun acısını çektim. Onun için kayıkçı kavgası dinledik sabahtan beri. Beyefendi bizi hangi dine mensup zannediyorsunuz? Siz kendinizi ne olarak tanımlıyorsanız osunuz. Ben böyle Mustafa tanımlıyorum Beyciğim, kendinizi. Mustafa Beyciğim bu sizin anlattığınız benden alakalı bir konu değil. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Beni ilgilendirmiyor tamam. Ben sadece diyorum ki... Ama ben, siz benim İslamiyet dışı olduğumu ifade eder. Bırakın da nasıl taşırsınız? Sayın Kırca, kayıkçı kavgası oluyor. Hayır kayıkçı kavgası efendim, ama zaman zaman efendim, anında müdahaleler gerekiyor. Efendim, daha önce tartışmalar içerisinde yok oldu. Sistem, siz konuşurken de olabilir. Kurum Bey diyor ki beni nasıl tanımlıyorsunuz? Sayın Kırca, sistem evet, bu ülkede yani bu ülkede biraz önce aynısını yaptınız. Şimdi kendisine hasım ilan etti. PKK'lı kendinizi sadece. Sayın bunun Kırca, bedeli oluyor biraz. Aynı şey Turul Bey. Arkadaşlar yaptınız şimdi lütfen sözümü tamamlayayım müsaade buyurun. Ben ikinci bölümde yapacağım konuşmanın izni de istiyorum. Çünkü toparlamak istiyorum. Evet. Bu ülkede sistem düşünen insanı hasım ilan etmiş durumda. Hangi ideolojiye mensup olursa olsun. Bakınız 70 yıldan beri yapılan budur. Sistem bir elbise dikmiş, bizden o elbiseyi giymemizi istiyor. Kimimize bol geliyor, kimimize dar geliyor. Ama tek tip düşünceyi bize dayatmış. Böyle düşüneceksin, bunun dışında düşündüğün zaman hesabını sorarım diyor. Ve 70 yıldan beri de olan bu. Bu sonucunda neye varıyor? Sistem kendisi gibi düşünmeyeni kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş. Sistem de birini yemeyi gözüne koyduğu zaman onu bir şeye benzetiyor. Örneğin önce şeriatçı ilan ediyor, öyle yiyor. Kürtçü ilan ediyor, öyle yiyor. Komünist ilan ediyor, öyle yiyor. Faşist ilan ediyor, öyle yiyor. Yani
birini yemeyi göz önüne aldığı zaman evladını yemeyi, öncelikle onun adını değiştiriyor, vasfını değiştiriyor. Yani biraz önce halk dilinde ifade edildiği gibi yavrusunu yiyeceği zaman kedi diye yemiyor, fare diye yiyor. Onun için adımızı değiştiriyor, bize ayrı sıfatlar veriyor. Bu sebeple Türkiye'de statikoyu savunanlar statikodan beslenenlerdir. Dört kesim değişim istemiyor. Bir, askerler değişim istemiyor. Niçinle girmiyorum? Çünkü bir sivil olarak askeri mahkemede yargılanmak istemiyorum. İkincisi, 1930'ların devletçiliğinden saltanat koparan sivil bürokratlar değişim istemiyor. Türkiye'de ikinci kesim olarak değişim istemeyen sivil bürokratlar. Çünkü onlar ekmeğini yiyor işin. Onların hepsi bir padişah şu anda. Onun için sistem onlara çalışıyor ve değişim istemiyorlar. Değişim deyince çok korkunç vaveyla koparıyorlar. Üçüncü kesim 18 ve 19. yüzyıllarda yaşayan laik pozitivist aydınlar. Yani 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hala 18. yüzyılın aydınlanmacı felsefesi, pozitivist ve rasyonalist mantıkla düşünen laik aydınlar istemiyorlar. Çünkü onları, hormonlu aydınlar diyorum, bağışlasınlar onlar, hormonlu aydınlar diyorum, sistem besledi onları, onun için onlar da hortumların kesilmesini istemiyorlar. Dördüncüsü, Türkiye'de değişim istemeyen dördüncü kesim, kapalı sistemin tüm nimetlerinden yararlanarak palazlanan hormonlu zenginler istemiyor. Çünkü onlar da sistem değişirse eğer böyle palazlanamayacak. Kim istiyor değişimi? Dört kesimde değişim istiyor Türkiye'de. Bir, Müslümanlar diyorum. Kimse gocunmasın. Ama ben öyle diyorum. Herkes kendisini nasıl tanımlıyorsa ben onu da öyle kabul ediyorum. Müslümanlar Türkiye'de ilk değişimi isteyen kesimdir. Biz değişim istiyoruz. Ben değişim istiyorum. Hangi yönde? Evet. İki. Üniter devlet olgusunu çok olumsuz bir biçimde yaşayan Kürtler ve Aleviler değişim istiyor Türkiye'de. Onlar da bu ülkede artık sistemin kendilerine biçtiği elbiseye sığmıyor. Onlar değişim istiyorlar. Üçüncüsü, kente göç eden yoksullar, yani varoşlar değişim istiyor bu ülkede. Onlar da sığmıyor artık kabına. Onlar da değişim istiyor. Dördüncüsü ise devletin hormonu olmadan kendi bileğinin gücüyle, alnının teriyle gelişen küçük sanayici ve küçük esnaf değişim istiyor. İşte bu dört kesim de değişim istiyor. Şimdi aslında Türkiye'de bir kavga var. Bu kavga resmi toplumla sivil toplumun kavgası. Biz listeye giremedik. Bu kavga üniformayla, tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Üniformayla sivil elbisenin kavgası. Bu kavga Türkiye'de devletten beslenenlerle halkın kavgası. Daha doğrusu bu kavga Türkiye'de zorla halka rağmen kurulan sistemle halkın arasındaki bir kavgadır. Onun için de sistem düşünce yasağı koymak zorundadır. Çünkü halka yaslanmıyor. Halka dayanan bir sistem düşünceden niçin korksun? Çünkü düşünceden korkuyorsa eğer bu demektir ki halkta tabanı yok. Evet. Siz faşist diye yasaklayacaksınız, komünist diye yasaklayacaksınız, şeriatçı diye yasaklayacaksınız, Kürtçü diye yasaklayacaksınız, şucu diye bucu diye yasaklayacaksınız. Biz salyangoz muyuz? Hepimiz kabuğumuza mı çekileceğiz? Bu ülkede aydın kabuğuna çekilirse kim konuşacak? Eğer konuşanları susturacaksanız o zaman bu ülkede konuşanlar ne adına konuşacaklar ve niçin konuşacaklar? Onun için bu ülkede konuşma hakkını sadece sistemden beslenenler elde tutmamalılar. Bu noktada biz konuştuk, bedelini ödedik. Belki bu konuşmamız bile bir bedel gerektirecek. Yeni çıktık. Belki de yarın sistemin... Sayın savcıya bakarak konuşuyorsunuz da. Hayır efendim. Savcı bey de suç işledi bence. Neyse tebrik ki ediyorum. Avukatlar da var ama tebrik ediyorum. Burada hakikaten bir DGM savcısı hukuku sorguluyorsa, İsmail Cem Bey tek parti dönemini sorguluyorsa,
Yüksel Yalova Bey TCK'nın, Türk Ceza Kanunu'nun 1930'ların faşist Mussolini İtalya'sından alışını sorguluyorsa bence güzel bir yere gidiliyor demek. Tamam. Mustafa İslamoğlu da Ali Kırca'nın hakemliğini sorguluyorsa gelecekte siyaset meydanı da güzel bir yere gidiyor. Düşünceye yasak olmayan bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. Bağışlayın. Ben savunuldu efendim. Savunuldu. Birinci soru Süheyl Bey'den gelmişti. Kavramlar çerçevesinde tartışalım dedi. Biraz üslubunu garip bulduğumu belirteyim. Yani biraz dalga geçer gibi bir şey oldu. Ben üzüldüm. Evet. Evet, ben öyle anladım. Belki yanlış anlamışımdır. Teşekkür ediyorum. Evet, kavramlar etrafında tartışalım. Ama Cemil Meriç der ki her tarif bir tahriftir. Bu doğrudur. Bir. İkincisi, sosyal bilimler, değerli hocam da bilirler ki sosyal bilimlerde mutlak kavram yoktur. Bu da iki. Yani sosyal bilimlerde herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tanım olmaz. Çünkü tanım zaten ihtilaftan doğar. Tanım ihtiyacı da ihtilaftan doğar. Bir şey ki mutlak tanım yaptınızsa o zaman o tabu olur. Aksiyom olur. Ya da postüle olur. Oysa ki sosyal bilimlerde bence aksiyom yoktur. Postüle yoktur. Onun için sosyal bilimlerin temelinde ki hukuk da bunun içine girer, tanımlar hiçbir zaman tartışılmaz değildir. Her tarif aynı zamanda bir tahriftir. Onun için kişi adedince tarif yapılabilir. Hukuk devleti. Hukuk devletinin her uygulayıcıya göre bir tanımı yapılmış. Magna Carta'dan bu tarafa bakıyorsunuz, kim hukuk devleti ismini vermişse kendisine öyle bir tanım geliştirmiş. Buyurun. Cumhuriyet tanımına bakın. Demokrasi tanımına bakın. Laisizm tanımına bakın. Siz bu sosyal bilimlere giren bu kavramlara dünyada herkesin tek bir anlam yüklediğini söyleyebilir misiniz? Efendim, doğrudur. Ortak noktalar ayrıdır efendim. Ama şöyledir efendim, şunu söyleyeyim. Yani herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tanım yoktur. Ama ortak noktalar vardır. Hukuk devleti deyince ne anlaşılır? Bence bakınız benim anladığım şudur. Adalet devletidir. Benim anladığım manada hukuk devleti adalet devletidir. Adalet ise zulmün karşıtıdır. Bu manada adil devlet hukuk devletidir. Ama kanun devleti hukuk devleti değildir. Doğru. Kanun devleti hukuk devleti, onun için bugün kanun devletini hukuk devleti gibi tanıtılıyor. Öyle gösterilmek isteniliyor. Sayın İstemoğlu, bir de Can Dündar'ın sorusu bunu vardı. Böyle evet. Tanımladım. İkincisi, sevgili Can Dündar Bey'in yönettiği bir soru var. Endişe daha doğrusu. Bu onun endişesi değil. Onun gibi düşünen birçok insanın endişesi ki Mustafa Bey de aynı endişeyi açığa vurdular. Efendim. Hayır, öyle demeyelim. Öyle dersek belki keskinleştiririz. Canım da verdiği bir örnek var. Mesela Sivas katliamı sonrasındaki bakın şunu söyleyeyim. Mesela çok sosyolojide kötü örnek verilmezler. Ama bunlar genellendiği zaman bir genelleme şimdi yapıyorlar. Bir, tamam, bu ikincisi size. Sivas'ta olanları İslam'a mal etmeniz, bakınız Sivas'ta olanları İslam'a mal etmeniz tepki göstermediler. Bakın, özellikle İslamcı düşünürler. Mesela çok sevdiğim şair İsmet Özel'in başbağlarda olanı benim laisizme mal etmemi gerektirir. Ben böyle yapmam. Siz de öyle yapmayın. Doğrudur. Ona katılıyorum. Yani ama ben bağışlayın. Yüksek tahsilimi yurt içinde ilahiyat, yurt dışında İslam hukuku alanında yaptım. Bu sözünüze İslam hukuku bağlamında cevap vermek istiyorum. Sizi rahatlatmak gibi bir görevim yok. Ama benim İslam hukukundan ne anladığım, daha doğrusu İslam hukukunun temel referanslarının düşünce özgürlüğüne çizdiği sınırı size bir iki örnekle sunmak istiyorum ki herhalde benden bunu duymak istersiniz, değil mi? Bu noktada bakın, İslam hukukunun temel referansı Kur'an'dır. Kur'an'ın düşünce özgürlüğüne getirdiği yaklaşım konusunda ben bir iki kanun hükmünde ayet söyleyeceğim. Bir,
Mealini söylüyorum, metnini okumuyorum. Onlar ki, yani iman edenler, her sözü dinlerler, iyisine uyarlar. Altını çiziyor. İsterseniz metnini de okuyayım. Onlar ki, her sözü dinlerler, iyisine uyarlar. Sorarım size, bundan büyük bir düşünce ve ifade özgürlüğü olur mu? Bu Kur'an'da altı çizilecek bir hükümdür. Bu hükme aykırı her davranış İslam'a aykırıdır. Ama işte ben ona İslam'ın, inanayım, bak, gördüğüme mi inanayım, tanık olduğumuz şeye mi inanayım? Efendim şimdi bakınız, tarihsel gelişim süreci içerisinde sapmaları eğer siz İslam diye nitelecek olursanız, o zaman çok yanlış olur. Ve ben Stalin'e bakarak Marksizmi, bakınız, yargılarım. Bugünkü Türkiye'deki bir takım Atatürkçü geçinenlere ve Atatürk Anonim Şirketi'nin değişmez yönetim kurulu üyelerine bakarak onu yargılarım. Onun için siz de İslam'ın tarihsel süreç içerisindeki sapmalarına bakarak, daha doğrusu İslam'ın sapmaları değil, uygulamadaki sapmalara bakarak. Peki adaletli bir yani İslam Cumhuriyeti, İslam devleti daha açıkça bu yani bunu lanetliyorsunuz Sivas'ta olup biteni. Evet. Bunu açıkça söyler misiniz burada hiç olmazsa? Elbette söylerim. Yani bu benim için bunu, daha bunu açıkça söylüyorum. Şunu açıkça söylüyorum. Hiçbir kimse düşündüğünden ve inandığından dolayı hiçbir zulme maruz bırakılmamalı. Düşündüğünden ve inandığından dolayı hangi çevreden, hangi şey adına, hangi ideoloji, hangi din adına olursa olsun gelen her baskıyı şiddetle reddediyorum. Ben bir Müslüman olarak ve siz İslamcı değil, şiddetle reddediyorum. Düşünceye yönelik her türlü tehdit, tehdide karşı koymak, doğal bir afete karşı koymak gibidir. Bir zelzeleye, bir yangına karşı koymak gibidir. Düşünce olduğu kadar inançlar da tabii söz. İnanç da yani inançlarınıza karşı İnanç da bir İslam şey bunu bana emrediyor. La ikrahe fiddin. Dinin temel kuralıdır. Bu ayettir. Dinde zorlama yoktur. Bu noktada sizin neye inanacağınızı, neye inanmayacağınızı ben belirlerim. Ama uygulamada sizi, karşımıza zorlama sizi çıkıyor. Sizi tanımladığınız gibi kabul ederim. Bu noktada eğer Türkiye'de böyle bir zıtlaşma varsa, bunun sebebi de 70 yıllık bu totaliter uygulamalardır. Etki tepkiyi doğurur. Ve bugünkü duruma gelişimiz bu 70 küsür yıllık özelde, 270 yıllık genelde başka istikamet gösterilmeksizin alternatifsiz batıcılık olmuştur. Türkiye'de batıcılık totaliter bir biçimde getirilmeye çalışıyor. Peki, teşekkür ediyorum Sayın İslamoğlu. Efendim, üçüncü soruya da kısaca şimdi cevap vermem mümkün mü? Çok kısa üçüncü lütfen soru, ama yani çok kısa. Soru geldikçe Ercan Bey dedi ki laiklik efendim tanımlanmalı din devlet işlerinden. Efendim bu çok klasik bir yaklaşım. Bilimsel de değil. Hayır. Bütün dünyada laiklik uygulanıyor. Hayır efendim, Türkiye'de bunun tanımı yapılmadı bir. Efendim siz, tanıma gerek yok. Laiklik yaşamdır. Bakın bu, Fransa'ya bakın, hayır, Almanya'ya hayır bakın, efendim. İsveç'e bakın, İspanya'ya bakın, orada yaşanan laikliktir. Ben laik değilim efendim. Biz de onu yaşıyoruz. Ben laik değilim. Şimdi, o senin derdin. Bakın efendim. O senin derdin. Benim, bakın beni laik hakimler yargılıyor. Benim gibi düşünenlerin hakkını hakimlere karşı kim koruyacak? Yani ben laik olmadığım hukuk halde beni kuracak. Laik bir hakim hukuk yargılıyor. Devleti, hukuk devleti. Düşünün. Peki. Ben peki, Kemalist değilim. Ediyorum. Beni Kemalist bir hakim yargılıyor. Beni onların şerrinden teşekkür kim koruyacak? Teşekkür ediyorum. Yine laiklik tartışmasına susurluktan çıktık. Laiklikte son bulduk fikirlerimizden. Son cümlemi söylüyorum. Evet. Ercan Bey'in söylediğine karşı laikliğin karşıtı din değildir. Teokrasidir. İslamsa teokrasi değildir. Bunu söylüyorum. Sayın Devrimsel, bu da çok yanlış bir ifade. Laikliğin karşıtı din değildir diye bir şey söyledi. Benim söylediğim şu, laiklik tarif edebilirsiniz, felsefesini yapabilirsiniz. Laiklik yaşanan bir şeydir. İbadet özgürlüğüdür, inanç özgürlüğüdür. Efendim, devlet din işlerinin ayrılmasıdır, devlet işlerinin de hukuka bağlı olmasıdır, din kurallarına bağlı olmamasıdır. Laiklik kilisenin olduğu bir ortamda serpilmiştir. Peki. Ercan Bey. Teşekkür ediyorum. Laiklik batıya özgü bir kavramdır. Bizde kilise yoktur ki laiklik olsun. Fikri Bey, emekli bir Cumhuriyet savcısı. Batı'nın bir kurumudur. Mustafa Bey. İnsanlığın son tecrübesidir. Mustafa